Sanayi Tarihi Müzesi'nin kurulmasının da bir başlangıcı olsun arzu ediyorum. İşte biraz önce de söyledik sergimin açılışında. İlk gemicilik sanayi Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet Han ilk bilim teknolojide rol model bir insan. Yine Gebze Teknik Üniversitesi sahamızda Hünkar Çayırı'nda vefat etmişti. Cumhuriyet'in ilk teknik bahçıvanlık okullarından birisi 1943'te Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde açılmış ve halen TOM sertifikasyon test merkezi olarak devam ediyor. Türkiye'nin iki önemli yüksek teknoloji enstitüsünden birisi 90'lı yıllarda Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kurulmuştu. Ve sonra da Gebze Teknik Üniversitemiz oldu. Ve bir belgeselimizde ilk yerli otomotiv de burada 1950'li yılların sonunda TOE'de yine Gebze Teknik Üniversitesi sahası içerisindeki TOE fabrikamız üretmişti. O 9 dakikalık bir belgeseli birlikte izleyelim. Gebze Teknik Üniversitesi 1992'de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi altyapısıyla, donanımıyla ve akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir. Tiyatro Odası Başkanımıza ben gerçekten teşekkür ediyorum. O geniş, sıkıntılı, oldukça yoğun bir zaman diliminde buraya zaman ayırdılar. Hem birkaç cümle gerçi içeride verdiler hem de bir hediyemiz var. Bu arşivin bir özeti niteliğindeki kitabı kendisine takdim etmek istiyoruz. Ev sahibimiz Meral Hocam'ı da kendisi lütfen siz takdim ederseniz. Sayın Başkanım buyurun hem. Saygıyla selamlıyorum. Şimdi biraz önce Türkiye'de ilk otomobilin Gebze'de yapıldığı söylendi. Ben ilmi anlamda bizim hiçbir eksiğimizin olmadığını düşünüyorum. Artık hele de günümüz dünyasında ilme yani bilgiye ulaşmanın en kolay olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bilgi rafta durduğunda hiçbir kıymeti olmaz. Onun muhakkak ve muhakkak güncel hayata ve ticari hayata evirmek lazım. Bir de tabii ki irade lazım. O gün şartlarında devrim diye bir araç yaptık. Eğer o gün iradesiyle bu aracımıza sahip çıkabilseydik, bugün emin olun dünyada minimum 3 ya da 4 tane marka otomobilimiz olabilirdi. Onunla birlikte de yan sanayimiz yine dünyada ilk sıralarda olabilirdi. Bugün çok şükür o irade var. O know-how var. O network var. Biz bunları TOG'la başladık. Hocam sizden başlayalım, biz sizleri böyle bir tanıyalım. Buyurun efendim. Adım Ayşe Başak Olaklı. Üniversitemizin böyle derdiyle çalışıyorum. TOG'un projelerinin mali işleriyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. İsmim Beyhan Akçeşme. Personel Ders Başkanlığı'nda çalışıyorum. Atama Şube Müdürlüğü'nde. 15 yıldır buradayım. Ben de Büşra Merve Koç. Ben de personel dairesinde çalışıyorum. 12 yılım bitti benim de. İlk atama yerim de burasıydı. Merhabalar, mezun öğrencisi koordinatörü Esna Başaran. Ben de 2007 lisans girişliyim, o zamandan beri buradayım. Merhaba, Çağatay Aktürk, basın ve halk ilişkiler müdürüyüm üniversitemizin. 2005 yılından beri kurumdayım. Merhabalar, ben ABD Aytamur, peyzaj koordinatörü. 31 yıldır Gebze Teknik Üniversitesi. Gebze Yüksek Teknoloji'de başladım. Gebze Teknik Üniversitesi olarak devam etmekteyim. Halen de peyzaj koordinatörlüğünü yapıyorum. Görevini yapıyor. Selamlar herkese. Aykut Aygut, Öğrenci İşleri Daire Başkanıyım. Aynı zamanda Toplumsal Katkı Koordinatörü'nde koordinatör yardımcısıyız. Değerli katılımlarınız için herkese teşekkür ederiz. Merhaba, Ali Rıza Aydemir. 1996'dan 2004 Temmuz'una kadar Gebze Teknik Üniversitesi, şimdi Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Merhabalar efendim. Nedret Demir ben. İlim, Tarih, Kültür Araştırmaları Vakfı'nın gönüllü üyesiyim. İsmail Bey'e böyle tanıştık, öyle değilim. Onun yaptığı güzel hizmetleri gördüm ve ben de kendisinin vakfına gönüllü üye oldum. Yazar, şair ve bestekar yönüm var. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz.
İşletme Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda rektör danışmanı ve toplumsal katkı koordinatörüyüm. Ben de üniversitemizin kurumsal hafızasına sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü 97 yılından beri buradayım. Henüz daha çiçeği burnunda bir yüksek lisans öğrencisiyken başladım yolculuğuma. Hatta daha da evveline gidersek çocukluğumda bile biz tohum sertifikasyon döneminde gelir buradan çeşitli malzemeler alırdık. Elmalar, işte çok güzel ürünleri vardı, çok kaliteliydi. Kalkıp Maltepe'lerden gelir burada bu güzelliklerden yararlanırdık ve ben çocukluğumda hep bu bahçelerde büyüdüm, Çayırova'nın bahçesinde. Merhabalar, benim ismim Münal Dursun. Hocam ağzınıza sağlık. Ben saz çalıyorum, türkü söylüyorum, saz çaldırıyorum, türkü söylüyorum. Gelen meziyetim budur. Gevze Teknik Üniversitemizin alt müziği korosunun şefliğini yapmaktayım. Hocam, hedefimiz bir bilim, teknoloji, sanayi, tarihi müzesi kurulsun. Bunun yeri de Gevze Teknik Üniversitesi olsun istiyoruz. Özlem Aydın, 22 yıldır Gevze mensubuyum. Aynı zamanda şu an Mimar Fakültesi dekanlığını sürdürüyorum. Evet, Kocaeli sanayi, bilim ve teknoloji tarihi açısından çok zengin bir kentimiz. Teknolojinin kalbi Osmanlı'da da burada atmış. Tersaneler, çuhane fabrikaları şimdi burada atmaya devam ediyor. Ama bunları belgeleyip bir müzeye ve bir tarih müzesine gençlerle paylaşmanın çok faydalı olacağına inanıyorum. Umarım kampüsümüzde buna hizmet edebilecek bir alanda bulunur. Merhabalar, ben Fatma Yüksel. 98 yılında öğrenci olarak başladım Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki hayatım. Öğretim üyesi olarak halen devam ediyor. Aynı zamanda Gebze'nin çocuğuyum, Gebze'nin köylerindenim. Ve hem kendi memleketimin bu kadar güzelliklerini dinlemek, hem de üniversitemin tarihini görmek, üniversitemin yaptığı başarıları dinlemek beni bugün iki kez gururlandırdı. Yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ederiz. Ben Mimar Fakültesi Sekreteri Nihal Kara, ayrıca Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısıyım ben de. Buraya hepinizin katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz, memnunuz. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ben Mine Topçubaşı, Mimar Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Sayın Dekanımız Elif Özlem Aydın Oral yürütücülüğünde pek çok çalışmaya dahil olmaya çalışıyoruz aslında Kocaeli bazında. Aynı zamanda Kültürel Miras Araştırma Merkezi Müdürü olarak 2018 yılında kuruldu merkezimiz. O zaman Burcu Müdür olarak şimdi de devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımızı, tabii sizin çalışmalarınız çok doğrudan etkiliyor. Kocaeli'nin çeşitli yerlerinde şimdiye kadar hem fakülte olarak hem araştırma merkezi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merhabalar, Aytül Aydemir. Personel Dairesi Şube Müdürü olarak 1996 yılından bu yana çalışıyorum. Kurumun en eskilerindeyim ben de. Her zaman gurur duydum bu kurumun mensubu olmasından. Merhabalar, Leyla Usta, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürüyüm. Ben de Aytül Hanım gibi 96 yılından beri burada görev yapmaktayım. Teşekkür ediyorum çalışmalarınız için. Ben Semiha Güneş, Gebze Teknik Üniversitesi İç Denetçisiyim. Daha önce köken olarak Maliye Bakanlığı'nda denetim elemanı olarak görev yaptım. 2007 yılından itibaren kurumdayım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Ben de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde öğretim üyesiyim. Ben de buranın ilk yüksek lisans eğitimine vermeye başladığı dönemdeki ilk öğrencilerinden birisiyim. Kolaylıklar diliyorum bundan sonraki çalışmalarınızda size. Ben Hazal İlay Dostu. Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nde idari işlerde görevliyim. Kuruma çok yeniyim. 8 aydır buradayım. Gebze tarihi ve kurumumuzun tarihini öğrenmek benim açımdan faydalı olacaktır. Çalışmalarınız için teşekkür ederim. Ben Semih Akbay. Gebze Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda Gebze'liyim. Gebze'nin Mola Feneri Köyü'nde oturduğum hala da orada ikamet ediyorum. Aslen oradayım, bir Gebze çocuğuyum. Yani yapmış olduğunuz çalışmaları ve zaten sizi tanıyoruz. Çalışmaları da gerçekten çok hayranlıkla ve sevgiyle izliyoruz, görüyoruz. Buraya da gelmiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Böyle bir çalışma yapmak gerçekten çok büyük bir başarı. Sizi tebrik ediyorum. Diyor ya büyük Rus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimse. Bu söz çok önemli ama bundan daha önemlisi ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Bir yeri bilmek, görmek, tanımak gerekiyor. Okullara gidiyoruz, üniversitelere gidiyoruz,
işte tarih üzerine konuşalım. Gebze üzerine rehberlik hizmeti almaya çalış. Bilavede okullarımıza gittiğimizde şunu soruyorum arkadaşlara, onlara, gençlerimize. Gebze'de, Kocaeli'de okuduğu ve yaşadığı için mutlu olanlar parmak kaldırsın diyorum. Daha ilk şeyimiz. Bir şaşırıyorlar. Hiç diyorum yargılamayacağım. Gebze'deyiz, Kocaeli'deyiz, burada çalışıyoruz, burada okuduk, burada dünyaya geldik. Mutlu olanlar parmak kaldırsın. İnanın %80'i böyle el aşağıda birkaç kişi, o da korkarak. Hiç diyorum tamam önemli değil. Şimdi sizinle 3-5 saat Gebze'yi gezeceğiz, Kocaeli'de dolaşacağız. Size Kocaeli, Gebze'yi anlatmaya çalışacağım. Aynı soruyu tekrar soracağım. Ama interaktif, ben de sizden bilgi almak istiyorum. Benim bilgilerimi de sizinle paylaşmak istiyorum diyorum. Ve geziyoruz, dolaşıyoruz. Üniversite öğrencisi bunlar, lise öğrencileri ve gerçekten seçkin öğrenciler. Sonra dönüyorum, soruyorum. Kocaeli sevenler, Gebze'yi, Gebze'de yaşadığı için mutlu olanlar, inanın %80'i parmak kaldırıyor. Diyorum ki 4-5 saatte ne değişti? Şu değişti diyorlar hocam. Biz ne kadar güzel bir yerde yaşıyoruz. Hakikaten öyle. Teknoloji Sanayi Tarihi Müzesi kurulması noktasında ne yapabiliriz? Söz sizlerin olacak. Şöyle bir hızla tur atalım. Elimizdeki tabii telif hakları yasası gereği bütün kitapların tarayıp atamıyoruz. Giriş sayfalarını attık gördüğünüz gibi burada. Belki mevcutları çok az kitaplar var burada. Mesela Seka tarihi şöyle bir kalırsa 1745 Osmanlı'da ilk kağıt medeniyet, kağıt kültür, kağıt her şey. Peki Cumhuriyet nerede ilk kez ilan edildi? Ankara'da mı diyeceksiniz? 29 Ekim 1923'ten 9 ay önce Kocaeli'de Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısı düzenler ve 16 Ocak'tır ve Kocaeli'de ilan edilmiştir Cumhuriyet ve Atatürk 50'den fazla bu bölgeye gelmiştir, basın toplantıları düzenlenmiştir. İstanbul işgal altındadır, Cumhuriyet orduları 1926'da İstanbul'u o İngiliz işgalinden kurtarırken de yine Çayırova çok önemli noktaya sahiptir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sanayi bilim teknoloji merkezimiz Kocaeli. Sözümü şöyle toparlamak istiyorum. Bilim teknoloji sanayi tarihinin müzesinin kurulması, Türkiye'de de ciddi anlamda bu yok. Geçmişte sanayi fuarı vardı o bölgede. Belki burayı bir marka değerine getirecek, gençlerimize geçmişi öğretecek. Tarih, bilim, ilim diye ifade ediliyor. Bir düşünür diyor ki tarih geçmişe ne kadar çok bakarsak geleceğimizi o kadar çok görürüz. O çocuklarımız geçmişi gördüğünde, o tecrübelere baktığında kendilerinden emin, güvenip dünya bilim ve akademik çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunacağına inanıyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Kocaeli Bilim Teknoloji Sanayi Müzesi'nin kurulması noktasında söz sizlerin. Söz alıp bu konuda görüş beyan ederseniz sevinirim. Tam bir kurumsal hafıza konusunda uzman bir kişilik. Şu anda hatırladım, yani eski arşivimizde olması lazım. Arşiva bakıp o bilgileri bulmamız lazım. Meşhur Hasan Kul mu, Kum mu? Sakarya'da bir tane mucit var. Biliyor musunuz? O buradan çıktı. Abidin Bey'e söz vermek istiyorum. Gerçekten buranın hafızasını çok iyi bilen, ağaçların birer birer yaşlarını da bilebilecek kadar deneyimli ve yıllarını bu güzel bahçemize veren, peyzaj güzelliğine önem veren bir hocamız, arkadaşımız, meslektaşımız. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Hep beraber birlikte bu işleri yaptık hocamla. Gönüllü olarak ağaç ve peyzaj alanlarında hocam bize çok büyük destek verdi. 94, 5. ay 5'i Çayırova kampüsüne ilk gelen ve ilk geldiğimde harabe binaları gören bir personelim. O zaman Bekir diye bir arkadaşımızla gelmiştik. Hatta elimizde anlamsız kötü yazıları kireçle Adana yaparak o yazıları yok ederek harabe binaların içine geldik. Bir tarafı et balık kurumuna ait, diğer tarafı da hiçbir şey olmayan.
yolu yok ve tohum sertifikaya alanı ayrılmış, bize olan alandan hatta tohum sertifikaya giden kişiler yılanların içinde kötü bir ortamda geçiyorlar. Ulaşım zor. Doktora tezimi bitirdiğimde ilk kez Seleke Fabrikası'na çalıştık. Seleke Fabrikası'nın mimari durumu ne halde diye. Çünkü Sümerbank'tan devredildiği yıllardı. Özelleşmişti. Ön kısım Milli Saraylara ait. Arkadaki büyük esas aslında asker için üretilen önemli ünitelerin içinde de belgelemeler yapmıştık. 99 depreminde geçirmiş ve bir takım dairler yapıyordu. Çok büyük potansiyelleri var. Yani bu Avrupa'da herhangi bir kentte olsa o fabrikaların hepsi sanayi, bilim, tarih müzesi veya inovatif eğitim merkezlerine dönüşür. Ama biz sadece ön kısım, sadece saraylara ait olan kısımlar hala o hafızayı koruyor. Arkadakiler biraz daha atıl durumda. Daha sonra Sekakiyat Fabrikası'nda çalıştım. Hep sanayinizinden giderek onları anlatmak istiyorum. Çünkü çok ciddi bir birikim olduğunu gördüm ve çok da büyük potansiyeller. Devlet çok ciddi yatırımlar yapmış. Osmanlı'da Cumhuriyet döneminde de Kocaeli'ye sanayi anlamında çok ciddi yatırımlar yapılmış. İlk devletçilik anlayışında devam eden bu Seka ve Hereke'nin Sümerbank Fabrikası'na dönüşmesi hikayesi var. Ondan sonra daha geçmişte 1843'te yine 50'lerde Kullar bölgesinde çuhane fabrikaları var. Onlar askeri alanda, onları çalıştık. Çok ciddi bir mimari birikim ve aslında bir arşiv olduğu belli. Biz tabii bazı arşivlere ulaşabildik, bazılarına ulaşamadık. Yani uygulamaları da var. Yani sanayi ve teknolojiyle alakalı sunumlar yapılırken aynı zamanda somut olmayan mirasın değerlendirilmesiyle alakalı sunumlar da yer alabilir müzede. Belki sanayi ve teknoloji bağlamında bu tür durumların tespitini yapıp onu dahil etmek çok daha geniş bir kitleye ulaşmakta faydalı olabilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gebze'li köy adımlarımızın yaratabildiği melodik kabiliyet oradaki hanımefendilerin yaptığından çok çok daha üst düzeydi. Yani mesleki olarak bunu söylüyorum. Köydeki mutfak malzemelerini kullanarak kendilerine yeni çalgılar yaratıp o çalgılarla günlük dertlerini ve hayattaki telaşelerini anlatan müzikler yaratmışlar. Bu melodilerin de, bu müzik aletlerinin de korunmaya alınıp ve bunların birer örneklerinin bu müzede sergilenmesi ve bilhassa bu eserlerin derlenmesi ve bir albümde toplanması, o müzede de gezen insanların kulaklıkla şehrin müziğini bizatihi birinci kaynaktan dinleyebilmesi benim adıma mühimdir. Acizane kabul görürseniz. Çok teşekkür ederiz. Doğru geldik ve burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ev sahibi olarak sizi davet edelim. Bizim de hem bir küçük hediyemiz ama en önemlisi bu çıktılarımızın bir harici hard disk belleğini takdim etmek istiyoruz. Sayın rektörümüzle de görüştük, ona iletmek üzere. Bunu size takdim edelim efendim. Çok, hem de bir şeyler söylersiniz burada mutlaka. Burada olmayan bazı bilgiler de var, ekranda olmayan. Teknik hakları yasası gereği koyamadığım sertifisi açık. Flaşta aşağı yukarı bir 30 GB bilgi bankası ama elimizdeki tüm bilgiler Gebze Teknik Üniversitemizin hizmetinde. Hocam kabul ettim, edersen. Çok memnuniyet duyarım. Aranızdan. Kültürel mirasımızı korunması adına bugün çok önemli bir gündü. Mirasımızın gelecek nesillere aktarılması sadece bir binadan çok daha fazlasıdır biliyorsunuz. Önemli bir adım. Yani sadece tarihi eserleri sergilemekten çok daha ötedir bir müze kuruluşu. Kültürel kimliği güçlendirmek adına atılan çok önemli bir adımdır. Bu anlamda ön ayak olduğu için İsmail Bey'e ve bize ilham verdiği için hem kendisine, hem sizlere, hem de rektörümüz adına çok teşekkür ediyorum. Bu şey hocamızla tanımak getirdik herhalde. Yani ama herkesin katkı vermesi gerekiyor. Yani bir iki kişi olacak bir iş değil bu.
herkesin elinde olan materyali, bilgiyi aktarması gerekiyor. Biz de bu materyalleri bir akış halinde düzenlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. İyi ki geldiniz. İyi ki tarihe not düştük. Ben inanıyorum, belki hemen olacak bir şey değil ama birkaç sene sonra bu müze kurulduğunda bu müzenin ilk canlı şahitleri, ateşleyenler, bu toplantıda olanlar olarak anlatacağınız çok şeyler olacaktır. Tekrar Teknik Üniversitemizde sizlere candan teşekkür ediyor. Selam ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi iyi bir arşivcilik ve müzecilikten geçmektedir. İsmail Kahraman bölgemizin iyi bir belgeselcisi, arşivcisi. Ona destek vermekten gurur duyuyoruz. Eğer bu müzeyi de üniversite içinde gerçekleştirebilirsek mutluluk duyacağız. Sahipliği yaptınız. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün benim için de, üniversitemiz için de tarihi bir gündü. Gebze'miz için, hatta Kocaeli'miz için de tarihi bir gündü. Çünkü bir müzenin kurulması noktasında kararlar aldık. Bir başlangıç yapma arifesine geldik. Biliyorsunuz müzecilik sadece bir binadan oluşmuyor. İçinde çok önemli kültürel mirasın olduğu, gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğu bir husustur. Burada herkesin sorumluluk alması ve bu anlamda yardımcı olması gerekir. Merhabalar, ben Profesör Fatma Yüksel, kimya bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Gebze'nin Cuma Köyü'ndenim. Hem kendi memleketimle hem kendi üniversitemin birlikte bir müze kurulumunu konuştuk bugün. Bu benim için çok kıymetli, çok gurur verici. Hem üniversite tarihimiz hem bölgemizin tarihindeki güzellikleri inşallah genç öğrencilerimize ve bütün halkımıza üniversitemiz kapsamında ve sizlerin desteğiyle hazırlanarak sunulması çok kıymetli. Bir Gebze'de olarak Gebze gerçekten hem sanayisiyle hem kültürüyle hem varlığıyla çok büyük bir sanayi şehri. Aynı zamanda kültürel mirası çok fazla, yani bilmiyorum belki bilirler, Mancarı Pide festivalleri var özellikle Cumaköy mahallesinde. Bunun dışında zamanında yapılan işte keten üzerine yapılan çalışmalar vardı. Bunları ekip ve bunları kullanıyorlardı. Daha sonrasında bunlar tabii ki zamanla deforme oldu ve şu anda yapılmıyor. Tekrardan bunların gündeme gelmesi, tekrardan bunlarla ilgili bir çalıştay yapılması gerçekten Gebze'nin ve Gebze'nin kültürü adına çok değerli olacağına inanıyorum. Bilişim ve Teknoloji Vakfı Başkanı olarak buraya katıldım. Şimdi burada bulunmamızdaki neden sanayi teknoloji kenti olan Kocaeli'mizin bir müzeye ihtiyacının olduğu bu alanda ve bu çalıştayda da bunun bu fikirlerin olgunlaştırılarak geliştirilmesi ve kentimizin böyle bir müzeye kavuşmasına yönelikti bu çalıştay. Ben öncelikle İsmail Kahraman Bey'e bu çalışması için çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii müze çok önemli. Müzenin için önemli bilgilerin toplanması, paylaşılması, korunması, geleceğe taşınmasıdır müzeciliğin temel vasfı. Ve dolayısıyla Kocaeli'mizde ülkemizin en büyük sanayi kenti olduğu için burada böyle bir müzenin kurulması ve gelecek nesillere de buradaki bilgilerin aktarılması çok önemli. Bir gazeteci, belgesel yönetmeni İsmail Kahraman var. Kendisi bildiğiniz üzere uzun yıllardan beri gazetecilik yapıyor ve Kocaeli TV ekranlarında da Devre Alem programlarını sürdürüyor. Kendisi bugün Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir program ve söyleşi gerçekleştirdi. Hemen kendisine dönelim. Sayın hocam, neler söylemek istersiniz bu konuda? Program hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Öncelikle yine Kocaeli Televizyon ailesine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı. Kocaeli önemli. Kocaeli bir bilim, teknoloji, sanayi şehri. Sadece Cumhuriyet dönemi değil. Geçmişe baktığımızda Roma, Bizans, Bitinya, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yılları Kocaeli her bakımdan bir bilim, teknoloji, sanayi şehri. Evliya Çelebi Kocaeli ağaç denizi olarak ifade ediyor ve zira ilk tersanecilik Osmanlı'da burada başlıyor ve Orhan Gazi ilk vakfı Gemiciler Vakfı olarak İliskele-Sersek arasındaki gemi sanayini, taşımacılığı geliştirmek için